Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Kartal. İki kişi misiniz hocam? Yok, 6 kişi olacağız. Tamam. Ya ben sormadan diğer hocaları da davet ettim ama hem kaynaşma yemeği gibi olur. İyi düşünmüşsünüz hocam. Nereye geçelim? Hocam şöyle buyurun isterseniz. Olur. Buyurun hocam. Kartal. Buyur abi. Kim bunlar? Atlas yeni matematik öğretmeni. Ha. Yanındaki de Esra hocam. Bu da yeni rehberlik öğretmeni. Tamam bak şimdi sen. Tamam. Ben sana dedim Vehim diye, değil mi? Ne diyorsun oğlum? Atlas burada. Yanında da yeni gelen hatun bir öğretmenle baş başa yemeğe gelmiş. Ama dedim. Hatunla mı? Evet. Bak Atlas o defteri çoktan kapatmış oldu. Ben diyorum ki bak. Yasemin, kapıya bak. Anne, Bekir abi geldi. Buyursun, buyursun. Teşekkür ederim. Bir hoş geldin yok mu Cafer? Atlas hocam. Keşke Ayfe hocayı da çağırsaydım. O sevmez böyle şey. Nevzat hocam söyledi. Siz müdür beyin oğluymuşsunuz. Evet hocam. Öyle. E hadi ya acıkan yok mu? Yutkuna yutkuna bir hal oldum. Ah. Ben başlıyorum. Hocam afiyet olsun da. Bu kuyruk yağı dokunmasın size, ha? Vallahi bu saatten sonra ne yersem kârdır. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Esra hocam, bence soğan salatası mutlaka denemeniz lazım. Bu arada siz nereliydiniz? Baba tarafı Malatyalı ama ben İstanbul'da doğup büyüdüm. Allah kayısı tatlısını çok severim. Bak şimdi canım çekti. Neden zorluyorsun Bekir? Seviyorum kızım, ne yapayım? Tamam. Atlas yeni gelen bir hocayla baş başa yemeğe çıkmış. Cafer'in oradaymış bizim mekanda. Yemeğe gidelim deme sebebin buydu değil mi? Yani onun için geçmişte kalmış. Sen de gör istedim. Gidip beraber görelim. Ama yok. Görmeye dayanamam dersen. Atlas'ı karıştırma. Sen de beni kimseyle karıştırma. Gidip görelim diyorum. Bir şey demiyorum ki. Aklını kurcalayan bir şeyler varsa temize çıksın. Sonra da... Hah! Biz hazırız Bekir. Hadi çıkalım. Hah. E hadi o zaman gidip güzel bir yemek yiyelim. Olur. Ha? Göreceğimizi de görelim. Merak etmiyor musun? Neyi? Münevver teyze. Arif Hoca var ya, onun bir oğlu vardı Atlas. Sınıf arkadaşımızdı. Ha, bildim. Ha. O bizim Kuyubaşı Lisesi'ne öğretmen olarak gelmiş. Nasıl ya? Matematikçi Atlas Hoca. Sınıf arkadaşınız mıydı? Abla? Hadi ben üstümü değiştireyim de çıkalım.
Sınıf arkadaşımızdı ya. Matematikte falan zorlanırsan bana söyle bak. Biz nasıl olsa eski dostuz. Kırmaz beni. Bir de yanında da bayan bir arkadaşı varmış. Öyle mi? O da öğretmenmiş. Ev bakmışlar birlikte. Emlakçı Muzaffer söyledi. Hayırlısı. Anne bir saniye bekler misin? Alo. İyiyim anneciğim, iyiyim. Sen nasılsın? Anne şu an yemekteyim. Daha sonra konuşsak olur mu? Tamam. Hocam. Kötü bir şey yok değil mi? Yok yok. Anne. Ne oldu ne bitti diye meraklanmış da. Anne işte. Hocam. Siz ablam ve Bekir abiyle sınıf arkadaşıymışsınız. Evet öyle. Yasemin hadi. Buyurun Münevver teyze. Tamam Bekir. Buranın soğuğu bir başka olur. İçeri geçelim mi? Al bunu şuna oraya götür. Sen. Cafer. Buyur Bekir. Hocaların masasına şöyle güzel bir meyve tabağı yaptır. Şık bir şey olsun. İzninizle. Afiyet olsun. Nasılsınız Münevver teyze? İyiyim, sağ ol. Atlas. Yenge buraya bakıyor. Oğlum bir başına bıraktın yengemizi. Ayıp. Bir başına bırakmanın ne demek olduğunu sen iyi bilirsin Bekir. Ayrıca hanımefendi yengen değil, meslektaşım. Ha, sen de açılmadık diyorsun yani. Anladım. Oğlum bugün sizi ev bakarken görmüşler. Burası küçük yer. Çabuk duyuyor. Bir de mobilya falan bakacak olursanız bana uğra. Yengemle beraber. Nasılsın Irmak? Irmak iyi, sağ ol. Tekrar afiyet olsun. Sana da. Sizi gördüğüme sevindim. Daha sık görüşeceğiz. İyi akşamlar. Bekir abi ne oluyor? Resmen soğuk rüzgarlar esti. Yasemin, seni ilgilendiren bir şey yok. Arkadaşların galiba. Hı hı. Beraber okuduk. Buranın sahibi olan. Buranın ve birçok şeyin. Şimdilik.
Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bak kim var orada. Aga kusura bakma ya. Oğlum buna bir pansuman mansuman bir şey yaptırdınız mı? Yaptırdık kardeşim, sağ ol. Görüyorsun oğlum, cinlerim tepemde zaten. Neyle uğraşıyoruz? Kusura bakma İskender. Eyvallah. Cafer. Şu herif nerede kalıyor bir öğrenelim. Tamam. Arif Hoca'nın evinde kalmadığı kesin. Öğretmen evi de full çakılı zaten. Bir öğrenelim şunu. Okulda çocuklar konuşurken duydum. Şu uykusuz velet var ya. Ne o Yasin? O söyledi. Çarşıdaki otelde kalıyormuş. Ha. İyi. İyi. Barıştık mı yani? Sordum, söyledim. Eyvallah. E o zaman bu gece bir ziyarete gidelim. Olur mu İskender? Sabah da yolcu ederiz. İyice taktı kafayı. Bir delilik yapacak diye çok korkuyorum. Irmak için dünyayı ateşe veririm bu. Ona bir şey olmaz. Döner dolaşır, bize bulaşır. Asıl benim korkum o. Bekir, gel bir kahve iç istersen. Sonra gidersin. Yok Münevver anne, içmiş kadar oldum. Ben gideyim artık. Kesene bereket Bekir abi. Afiyet bal şeker olsun. Hadi. İyi geceler. Irmak. İki dakika kalsan. Gözünle gördün işte. Herkes kendi yolunun yolcusu. Biz de önümüze, yolumuza mı baksak artık? He? Haksızsan haksızsın de. Herkes haklı zaten. Bir ben haksızım.